Apple yapay zekada çok geride kaldı. En azından ben her Siri'yi kullandığımda böyle hissediyorum. Komutlarıma cevap vermiyor, deliklerimi anlamıyor, facia. Galiba Wall Street de böyle düşünüyor ki Apple hisse senedi yılbaşından beri özellikle çok sert cezalandırılıyor. Yapay zekadaki diğer büyük oyuncular Nvidia, Microsoft, Amazon Josh'tu gidiyorlar. Buna karşın Apple'ın hissesi yılbaşından beri düşüş gösteriyor. Aslında Magnificent Seven yani muhteşem 7'nin içerisindeki en kötü performans gösterenlerden bir tanesi Tesla ve Google'la beraber. Ve işin kötüsü hani analistler hisselerin daha da düşebileceğini söylüyorlar. Çünkü birincisi Apple büyüyemiyor. Cep telefonu pazarı satüre olmuş durumda. Diğer cihazlardaki büyüme Apple'a yetmiyor. Yeni ve iddialı ürünü Vision Pro'nun ciroya yansımasına dahi pek var. Bundan dolayı ciro geriliyor ve bir yandan da bu yapay zekada geride kalma algısı çok çok önemli. Çünkü sanki yapay zekada oyunu kazanan her şeyi kazanacakmış, geri kalan herkes her şeyi kaybedecekmiş duygusu var. Bu rakipler de rahat durmuyorlar. Özellikle Samsung'un son cihazı Ultra S24 Galaxy çok ilgi çek çünkü içinde bazı yapay zeka özellikleri var ve çok ilgi gördü. Bu da Apple geride kalıyor duygusunu pekiştirdi. Peki 2.2 milyar kullanıcıya sahip, dünyanın en karlı, en yüksek nakit akışına sahip, en güçlü markasına sahip Apple yenilgi gerçekten kabul edecek mi? Yoksa Apple her zamanki gibi sakin ama derin bir hazırlığın içerisinde mi? Benim kanaatim ikincisi. Haziran 2024'teki Apple Geliştiriciler Konferansı'nda bu derin hazırlığın meyvelerini göreceğiz. Hem işletim sisteminin yeni gün güncellemesi iOS 18'de hem de yeni cep telefonu iPhone 16'da yapay zekayı güçlü bir şekilde hissedeceğimizi ve Apple'ın yapay zekayı günlük hayatlarımıza nasıl sokacağına dair önemli bilgilere kavuşacağımıza inanıyorum. Cep telefonlarımızı yanımızdan asla ayıramıyoruz. Onun çok zeki hale gelmesinin çok ilginç sonuçları olabilir gerçekten. Bu yönden hayatı değiştirecek bir yönü de var ve bir yandan da tabii bir yatırımcı gözüyle baktığımızda Apple'ın uzun zamandır acı çeken hisse senedi de belki yapay zeka ile ilgili onlu gelişmelerden sonra biraz hareketlenebilir. Anlatacaklarım elbette bir yatırım tavsiyesi değil, İşin teknolojik boyutuna ve şirkete nasıl gelir yaratabileceğine bakacağız, ilginizi çekeceğine eminim. Hazırsanız başlıyoruz… Eğer siz de benim gibi Apple'ı yakından takip eden birisiyseniz yapay zeka ile ilgili çok fazla ipucu verdiğini zaten biliyorsunuzdur. Tim Cook bizzat bunu çok söylüyor. Biz diyor yapay zeka ile ilgili uzun zamandır hazırlık içerisindeyiz. Fakat biz asla aceleci olmayız. Şu anda piyasadaki yapay zeka uygulamalarına baktığımızda bazen halüsinasyonlar gördüklerini, güvenlik sorunları olduğunu, yanlış bilgiler verdiklerini görüyoruz. Bu yüzden biz acele etmedik. Kendi tarzımızda daha güvenli, daha doğru bilgiler veren ve insanların avucunun içine ulaşabileceği bir yapay zeka zekayı geliştirme çabasındayız diyor. Tim Cook sadece konuşmuyor bu arada yapay zeka ciddi para da harcıyor. Yılda 1 milyar dolar civarında yapay zeka startup satın alımları gerçekleştiriyorlar. Bu konuda hem Google'un hem Microsoft'un çok çok önündeler. Satın aldıkları şirketler arasında XNOR var mesela 200 milyon dolar verdiler. Yapay zekayı daha verimli hale getirmeye çalışıyor. Spectra var videolarda arkanızdaki görüntüyü temizleyen teknolojiyi Apple'a kazandırdı. Bu şekilde satın almalar devam ediyor ve Apple bu konuda en hırslı firma. Mac Rumours'tan haberi de önemli. Ajax isimli kendilerine ait bir büyük dil modeli. Yani ChatGPT'ye rakip bir dil modeli geliştirdiklerini ve içeride bunu zaten yoğun şekilde kullanıldığını, bu dil modelinin Apple telefonları ve mikroçiplerine tam entegre edecek şekilde optimize edilmiş şekilde tasarlandığını söylüyor. 200 milyar civarında parametreye dayanıyormuş bu. New York Times'da yayınlanan başka bir haber Apple'ın yapay zeka programını beslemek için haber satın aldığını söylüyor. Biliyorsunuz bu konuda OpenAI'a davalar açıldı. OpenAI'ın ya internetteki haberleri kimseden izin almadan ve telif haklarını ödemeden kullandığı konusunda davalar açıldı. Apple bu konularda hep çok tedbirlidir ve bu çerçevede 50 milyon dolara yakın para harcıyormuş ve içerik üreticileri buna gayet sıcak bakıyorlarmış. Başka enteresan bir ipucu da bir Apple analisti Ming Chi Kuo'dan geliyor. Ming Chi Kuo diyor ki iPhone 16'ların mikrofonunda çok özel değişiklikler yapılıyor. Bu bu telefonların yapay zeka uygun hale gelmesini sağlayacak. Mesela ne yapabilirler? Ben konuşurken bazı kelimeleri yutuyorum ya veya araya başka gürültüler geliyor ya. Belki yapay zeka ile entegre mikrofon onu daha kaydı yaparken temizleyecek. Öyle bir tahminim var. Ve bir yandan da Apple sürekli eleman arayışında Silikon Vadisi'nde çok sayıda firma eleman çıkarırken Apple tam tersi yolda gidiyor. Yapay zeka, artılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik konularında çok eleman alımı var. Bunlar tabi son günlerde MacRumor gibi web sitelerine düşen haberler. Ama aslında Apple uzun yıllardır teknolojik olarak yapay zekaya hazırlanıyor. Nereden biliyoruz bunu? Mikroçip çiplerinden biliyoruz. Apple'ın Apple Silicon isimli bir girişimi var ve bu girişimden M serisi çipler geliyor. M1, M2, şimdi en son M3'teler. Ve bu çiplerde Neural Engine diye özel bir bölüm var. Neural Engine makine öğrenmesi, derin öğrenme gibi yapay zeka fonksiyonlarını yerine getiren özel bir bölüm. Apple bununla uzun yıllardır uğraşıyor. Nitekim dün duyurdukları yeni MacBook Air 3 serisinde de yapay zeka çipleri M3'ler var ve Apple duyurdu dedi ki bunlar dünyanın yapay zekaya en uygun bilgisayarları. Daha evvel videolarımı izleyenler biliyordur. Dell'in de benzer çabaları var. Dell bunun için özel bir GPU, daha doğrusu NPU, Neural Processing Unit geliştirmiş durumda Intel ile beraber. Onlar da kendi bilgisayarlarını yapay zeka uyumlu hale getirmeye çalışıyorlar ama Apple'ın bu konudaki çabaları epey derin. Bugün yüz tanıma gibi pek çok fonksiyon zaten Apple'ın yapay zeka çipi Neural Engine sayesinde gerçekleştiriliyor. Neural Engine, Apple'ın yapay zekaya tamamen farklı bir şekilde yaklaşacağını bize gösteriyor. Şu anda kullandığımız chat ChatGPT gibi uygulamalarda yapay zeka dev veri merkezlerine işliyor. Yani siz bir emir verdiğinizde o emir bilgisayarınıza gerçekleştirilmiyor. Emir veri merkezine aktarılıyor. Orada işlenip geri geliyor. Nvidia'yı zengin eden de bu. Çünkü o veri merkezlerinde bu iş en iyi yapanlar Nvidia GPU'ları. Apple ise diyor ki yapay zeka için bizim merkeze veri göndermemize gerek yok. Bunu doğrudan doğruya cep telefonunuza, bilgisayarınıza yapabiliriz. Çünkü chipimiz buna uygun. Peki bunun ne avantajı var? Birincisi hız avantajı olabilir. Merkezi bir yere veriyi yollayıp geri almaktansa cep telefonunuz üzerinde bütün operasyonu yapıyorsunuz. İkincisi ve belki daha önemlisi gizlilik avantajı olabilir. Çünkü siz chat bir şey sorduğunuz anda o sorunuz, o yorumunuz, o öğrendikleriniz artık chat malı haline geliyor. Yani muazzam bir veri transferi yapıyoruz. Oysa biliyorsunuz Apple zaten tarihi olarak gizliliğe çok önem verir. Burada o bilgiler cep telefonunuzda kalıyorlar, size özel olarak kalıyorlar. Bu size özel olarak kalmanın başka bir avantajı daha var. Yapay zekayı kişiselleştirebilirsiniz. Yani siz mesela mesela kendi Siri karakterinizi belirleyebilir. O Siri karakterinin sizinle olan iletişiminin uzmanlaşması gereken alanları kendiniz belirleyebilirsiniz. Bu aynı zamanda Apple için ciddi bir gelir modeli olacak. Biraz sonra üzerine duracağım. Bütün bunlarla beraber o mikroçipin optimizasyonu sayesinde daha az enerji tüketimi de mümkün. Biliyorsunuz yapay zekada enerji tüketimi çok önemli mesela haline geliyor. Hatta dün Amazon bir duyuru yaptı. Kendi veri merkezleri için nükleer santral kuracaklarmış. O kadar enerji tüketiliyor. Yapay zekayı cep telefonunuzda verimli kullanabilirsiniz az enerji tüketimiyle ve hızlı ve size kişiselleşmiş bir hizmet verirse muhtemelen bu Apple için çok ciddi fark yaratacak. Aklınızdan eminim şu geçiyor. Hocam hep teknolojiyi anlattın bize ne faydası olacak? İlk fayda muhtemelen Siri'den gelecek. Şu anda Siri'den nefret ediyor olabilirsiniz ama iyi bir yapay zeka ile entegre edilmiş bir Siri gerçek bir kişisel asistana dönüşebilir. Apple son 2-3 yıldır Siri'ye hiç yatırım yapmıyor neredeyse. Dedikodular diyor ki Apple bunu kasten yaptı. Yapay zeka ile birleştirmiş yepyeni bir Siri ile karşılaşacağız ve Siri günlük hayatımıza çok aktif olarak katılacak. Ona emirler vereceğiz, ona sorular soracağız, ona belki siparişler de vereceğiz. Çünkü unutmayın Apple'ın cep telefonu üzerinde binlerce aplikasyonla çalışıyor. Mesela yemek sepetine sipariş verirken, trend yoldan alışveriş yaparken pekala Siri üzerinden emirlerle bunu götürmek mümkün hale gelecek. Ve Siri'yi tamamen kişiselleştireceksiniz. Tonunu, tarzını siz belirleyeceksiniz. Hangi aplikasyonlarla web siteleriyle entegre olduğunu siz belirleyeceksiniz. Apple'ın fotoğraf, video gibi başka hangi uygulamaları bir arada çalışacağını da siz karar vereceksiniz. Yani bu yönden ben çok ciddi bir fark yaratacağını düşünüyorum ve kişisel asistan tarafında ilk defa karşımızda iddialı bir çözümün olduğuna inanıyorum. Apple Message uygulamasını çok kullanıyor musunuz bilmiyorum. Ben kullanıyorum. O da yapay zeka ile muhtemelen değişecek. Mesela gelen mesajlara otomatik cevap atabilecek, akıllı cevaplar yazabileceksiniz. Değişik akıllı görüntüler gönderebileceksiniz. Görüntüleri kendiniz yapay zeka eşliğinde editleyebileceksiniz. Bu aynı zamanda Apple'ın çok kuvvetli olan video fotoğraf alanlarına yansıyacak Orada da fotoğraflarla videolar yapabilecekleriniz yapay zeka sayesinde çok zenginleşecek. Bir de tabi Apple'ın üretkenlik uygulamaları var. Ben hepsini kullanıyorum neredeyse. Keyword gibi, Pages gibi, Numbers gibi Microsoft'un alternatifi olan ürünler. Microsoft'un burada Copilot'ta neler yapacağını şu videoda anlatmıştım. Eminim benzer şeyleri Apple'da yapacak. Mesela sadece emir vereceksiniz ve Keynote size bir sunum hazırlayacak. Mesela emirlerle Numbers size bir finansal analiz yapacak. Mesela verdiğiniz emirlerle Pages size bir makale yazacak. Bu bunları özetleyecek bunları birleştirecek lütfen copilot videosunu izleyin onların tamamının apple'ın üretkenlik ürünlerine de yansıyacağına eminim. Yine Microsoft'la bir karşılaştırma yapacak olursak onların GitHub diye bir platformu var. Yazılımcıların bir araya geldi ve orada Copilot diye bir yapay zeka uygulamaları var. Kod yazmaya yardımcı olan. Apple'ın da X kodu var. Yine yazılımcıların app geliştirmesine destek veren muhtemelen X yapay zekadan destek alacak ve yazılımcıların kod satırı yazma işlerini kolaylaştıracak. Ve bütün bunların ötesinde Apple dev bir ekosistem. Cep telefonundan bilgisayara, Apple TV'den kulaklıklara saate kadar pek çok ürünü içine katıyor. Yakında bunun içine Vision Pro da geliyor. Bütün bunlar arasında da yapay zekanın çok farklı entegrasyon ürün açacağını düşünüyorum. Ve bir yandan da muhtemelen şu anda hayal edemediğimiz yepyeni aplikasyonlar da gelecek. Zaten Apple'ın Haziran 2024'teki geliştiriciler konferansında bu duyuru yapmasına temel nedeni bu. Önce yazılımcılara açıyor bunu ki onlar kendi aplikasyonlarını geliştirsinler. Tıpkı Vision Pro'da yaptığı gibi. Bunlar bence çok heyecan verici şeyler. Benim gibi bir Apple fanatiğinin de bunları severek kullanacağına eminim ama Apple'ın hisse seviyede nasıl yansıyacak bunlar? Çünkü Wall Street teknolojiyi sevmiyor. Bana parayı göster diyor. Parayı göreceği birkaç boyut var Wall Street'in. Birincisi cep telefonunun yenilemenin hızlanacağını düşünüyorum. Sırf cep telefonu değil bütün cihaz yenilemelerimiz, tabletlerimiz, bilgisayarlarımız, kol saatlerimiz, kulaklıklarımız hepsinde yenileme hızları artacak ve önümüzde çok hızlı bir yenileme dalgası açılacak. Sebebi de şu. Uzun zamandır yeni iPhone'ları almak için hiç hevesim yok. Ben şu anda bir iPhone 14 kullanıyorum. 15'e S geçtim. 16'yı da S geçmeyi düşünüyordum ama eğer 16 yapay zekaya entegre bahsettiğim gibi çözümlerle gelirse iPhone 16'yı alacağım muhtemelen. Şu anda hem desktop'ım hem laptop'ım oldukça yeniler ama yapay zekanın süper entegre edildiği yepyeni çözümleri olan bir bilgisayar gelirse onu alacağım. Eminim Apple bizim yeni cihazları almaya epey teşvik edecek. Ve bu uzun süredir durgunlaşan Apple satışlarına büyük bir ilmek atacak. Birinci büyük fayda burada. Apple'ın yapay zekadan para kazanabileceği ikinci boyut kişiselleştirmiş yapay zeka. Size özel bir Siri, size özel bir Number, size özel bir Keynote, size özel fotoğraf video uygulamaları. Ve bunlar için atıyorum aylık 5-10 dolar civarında bir abonelik ücreti. Apple'ın 2.2 milyar civarında kullanıcısı var. Bunların sadece %10'u buna abone olsa 220 milyon kullanıcı eder. 10 dolar gibi bir fiyattan yola çıksalar her ay 2.2 milyar dolar net karı çünkü bunun ekstra bir marjinal maliyeti olmayacaktır. Bilanço olanı eklerler. Bu da Apple'ın değerini artacak bir faktör olabilir. Apple'a gelir yaratacak. Üçüncü bacakta tabii şu anda henüz hayalini bile kuramadığımız yepyeni aplikasyonlar. Bunların bir kısmını Apple geliştirebilir. Bir kısmını bağımsız geliştiriciler geliştirebilir. Ve bu yeni aplikasyonlar bizi büyüleyebilirler. Apple yeni çıktığında yeni aplikasyonları takip etmek süper heyecanlı bir şeydi. Artık pek yapmıyoruz. Çünkü çok birbirine benziyorlar ama yapay zeka ile desteklenmiş yepyeni uygulamalar belki de bizi başka yerlere götürecek. Apple biliyorsunuz bunlardan ciddi komisyon geliri elde edebiliyor ve en son olarak da Apple ekosisteminin toplamda ne kazanacağını çok merak ediyorum. Mesela Apple Müzik'te önüme daha doğru tavsiyeler getireceğine eminim. Ama acaba bu getirdiği tavsiyeyi Apple TV'deki bir filme doğru da taşıyacak mı? Oradan da şunu okuya doğru götürecek mi? Bunlar arasında da çok bambaşka entegrasyonlar olabileceğini düşünüyorum. Şu anda yeterince hayal edemiyorum yalnızca. Apple yapay zekada boş değil. Apple bu konuda çok uzun zamandır hazırlanmış. Elbette ürün lansmanında bir sürü şey ters gidebilir. Eminim bu yeni çıkacak mikroçipleri uygulamaları beğenmeyecek çok sayıda ukala olacaktır. Ama Apple konusunda şunu Ediyoruz. Apple ağır ve yavaş geliyor ama bir kere yapınca tam yapıyor. Şu anda sattığı bütün ürün kategorilerinde piyasa lideri dünyanın en kârlı firması uzun bir hazırlıktan geliyor. Bu Tim Cook içinde bu arada bir ölüm kalım meselesi. Tim Cook'un döneminde Apple kulaklıklar ve Apple kol saati dışında çok yeni ürün çıkmadı. Son çıkan Vision Pro ile ilgili de daha çok başındayız yolculuğun çok eleştiriler var. Ben gerçi hayranıyım ama göreceğiz önümüzdeki günlerde. Fakat Vision Pro'nun büyüme etkisi yapay zeka kadar çok olmayacaktır. Ve Vision Pro'yu da yapay zeka ile beraber düşün Dünüzü aslında daha enteresan yerlere geliyoruz. O yüzden Tim Cook içinde büyük sınav. Bakalım neler olacak? Ben de merakla ve heyecanla bekliyorum. Umarım ilginizi çekmiştir. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.